Yayınımı hoş geldiniz. Şanlı ordumuzun Suriye'ye, evet Suriye'ye 5. harekatı, 5. harekatı başladı. Özellikle şanlı ordumuz ilk önce Tel Rifat'ın savunma eteklerini yoğun bir şekilde vuruyor. Bu harekatın artık başlayacağını, artık bunun vaktinin geldiğini sabah saatlerinde duyduk. Sayın Erdoğan özellikle bugün yaptığı açıklamada Manbij ve Tel Rifat'ı temizliyoruz dedi. Bakın temizliyoruz, temizleyeceğiz yok. Başlamıştı bir kere. Özellikle Türkiye'nin bölgeye topçu birlikleriyle çok yoğun bir ıslatma harekatı yapacağı da, bir saldırısı yapacağı da zaten ortadaydı. Daha sonra tabii ki kara kuvvetleri devreye girecek. En önce de tabii ki Suriye Milli Ordusu, eğittiğimiz Suriye Milli Ordusu'nun da tabii ki haberleri geliyor değerli arkadaşlar. Tel Rifat'a doğru sevkiyata başladıklarına dair. Özellikle hatırlayın Makpens'i. Makpens Türkiye'ye gelmiş. Bakın kaş ifadesine ve bakışlarına. Özellikle Pompeo'nun yüzüne bakın. Anlaşma veya söyledikleri her şey yalan. Hiçbir şekilde Obama da sözünü tutmadı. Trump'ın o şövalye yardımcısı Pence de sözünü tutmamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Türkiye'yi PKK'yı 30 kilometre içeri götüreceğiz diyerek bir nevi kandırmıştı. Özellikle Pence'in yüz ifadesi ve Erdoğan'ın da hayırdır bakalım, hayırdır gel bakalım otur bir ifadeni alalım bakışı. Gördüğünüz gibi Sayın Erdoğan ve Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri dürüst davranmadı. Türkiye'ye karşı düşmanca davrandılar. Tabii ki her şeyin bir sabrı var. Her şeyin bir beklentisi var. Sabır bir yere kadar değil mi? Karalar bağladı Biden. Bağlayabildiğin kadar bağla. Şimdi Tel Rifat'ı öyle bir vuruyoruz ki selam çakıyoruz. Selam çakıyoruz insanlığa, selam çakıyoruz Türk ordusuna, selam çakıyoruz Sayın Başkomutan'a. Öyle büyük bir harekat ki gerçekten harekat merkezinden keyifle izlenecek bir harekat. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ilk açıklamalar şu şekilde. Endişeliyiz, endişeliyiz, endişeliyiz. O zaman endişe hapı alın, sakinleştirici alın Amerika Birleşik Devletleri. Binlerce yardım, binlerce zırhlı ve teröristlere dünyanın yardımını yaptınız. New York'ta insanlar maskesiz ve özellikle salgına karşı hazırlıksız dururken Büyük İsrail projesi için elinizdeki maskeleri götürüp teröristlere dağıttınız. Nedir bu ABD yönetimlerinin o Kuzey Suriye'deki terör aşkı? Şimdi harekatta özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rifat ve Manbij ile ilgili sözleri damga vurdu. Ama bugün bakıyoruz ki Aynel Arap bölgesinin doğu bölgesine de, Tel Abyad bölgesine de yoğun bir harekat var. Bu da harekatın belli bölgelerde kısıtlı kalmayacağını gösteriyor. Türk ordusu çok sabretti. Özellikle Tel Rifat bölgesinden değerli arkadaşlar iyice görüyorsunuz. Tel Rifat bölgesinden inanılmaz derecede taciz atışları yapıldı. Afrin'e, Cerablus'a birçok sivillerin yaşadığı bölgeye terör saldırısı gerçekleştirdiler. O kadar yoğun bir terör saldırısı oldu ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya o kadar uyarılarda bulunmamıza rağmen hiçbir adım atmadılar ve bugün de cezasını çekiyorlar. Evet gördüğünüz gibi Tel Rifat'ta şu anda SİHA'larımız sarı renkte görebilirsiniz biraz dikkat ettiğinizde. İki tane SİHA'mız yoğun bir şekilde hedefleri vurmaya devam ediyor. Özellikle her vurulan hedeften sonra PKK'nın sözde komutanlarının yardım çığlıkları. Kurtarın bizi, kurtarın bizi diye. Hadi oradan. Özellikle Manbij ve Tel Rifat yaklaşık 6 yıldır PKK'nın neyinde işgalinde. Ne işi var onlarda bunların? Ne işi var? İşte gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgenin demografisiyle oynayarak bir şeyler yapmaya çalıştığı ortada. Şimdi sorular geliyor. Askerimiz harekete geçti mi? Ey değerli kardeşlerim. Bütün terör mevzileri, özellikle terör odakları ve savunma siperleri etkisiz hale getirecek. Çok yoğun top atışları durmayacak zaten. Geceli gündüzlü bir şekilde teröristler neredeyse hepsi etkisiz hale getirilecek. Daha sonra da hesap verme zamanı başlayacak. Hesap verecekler. Türkiye yoğun bir harekatı önce Suriye Milli Ordusu'nun tabii ki birlikleri, daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu karadan icra edecek. Yani Tel Rifat'ın düşmesi çok kısa zaman içerisinde göreceksiniz. Özellikle geniş yer buldu dış basında Türkiye'nin harekatı. İşte bu kadar etkili bu bölge. Ne kadar ilgi çekiyor değil mi?
Hangi kirli planları yapıyorlar Türkiye için? Özellikle biz buralarda kalmayacağız. Ayn el Arab, Tel Rifat, Membiç ve bunun yanında diğer bölgelere de yoğun bir şekilde 30 kilometrelik derinlikte bir güvenlik kuşağı oluşturacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin demografisiyle oynayarak oradan sürdüğü Arap halkları yeniden şehirlerine gelmiş olacak. Özellikle Azez, Bare, Elbab, Cerablus, Afrin ve Tel Abyad, Resulayn gibi bölgeler terörün saldırılarından ırak kalmış olacak. Membiç, Tel Rifat özellikle çok önemli. İki bölgeyi hızla temizleyeceğiz. Biz bu temizleme sürecinde gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Avrupa ülkelerinden tazyikler yaşayacağız. Çünkü bu terörü onlar oraya getirdi. Onlar kurdu. Sahibi onlar. Yani karşımıza çıkacak da onlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin şu sözü, IŞİD sözü her şeyi ortaya çıkarıyor. Yani IŞİD'i bir paravan oluşturmuşlar. Bölgeye müdahale etme, kurmayı planladıkları, evet, bir terör örgütü devleti için, özellikle PKK devleti için IŞİD'i bahane tutmuşlar. O IŞİD'i de kuran kim? Herkes biliyor. Trump açıklamıştı değil mi? Demokratlar kurdu diye. Yani ne yapıldığını Hillary Clinton'ın ve Obama döneminde bunun şekillendirildiğini de söylediler. İşte gördüğünüz gibi Türkiye bölgede kendisine karşı yöneltilen ve kendisini tehdit eden oluşumların savunucusu Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleriyle mücadele ediyor. Gerçekten bu süreç çok önemli. Bu süreç hepimiz için çok önemli. Bakalım bu süreç nasıl gidecek? Ama şu anda anlık itibariyle özellikle son durumu açıklayalım. Mini hava üssündeki ve Tel Rifat'taki birçok terör mevzisi etkisiz hale getirildi. Topçularımız aralıksız atışlar yapmaya devam ediyor. Özellikle bu başlayacak büyük kara harekatın habercisi. Bu atışlar olmadan direkt kara harekatı olmaz. Karşıdaki siperleri, karşıdaki yerleri önce bir topçu birlikleri ve sihalar, daha sonra da savaş uçaklarıyla yerle bir edersiniz. Özellikle tüneller için ne yapılıyor? Özellikle tüneller için tünellere nüfuz eden tabii ki kendi ürettiğimiz bombalar var. Yani Türkiye nereden nereye geldi değil mi? Kendi hava füzesini, sığınak denici füzesini kendisi yapıyor. Özellikle motorlarını da kendisi üretiyor. TR-40 motorları yerine kale motor yapmıştı motor. Artık onun içinde atışlar gerçekleşiyor. Kendi hava füzemizde tatbikatları gerçekleştirip atışları başarıyla yapıyoruz. İşte ordumuz Tel Rifat'ı titretiyor. Özellikle Ayn el Arab'ın doğusunu titretiyor. Bu şehirlerdeki teröristleri silahlarla avlıyor ve topçu birlikleriyle ortalığı tozu dumana kattı. Büyük şanlı ordumuzun zaferine doğru koşuyor. Yaşasın 5. harekatımız. Tel Rifat hızlıca düşecek. Göreceksiniz ve sıra Membiç'e gelecek. Orada bizi aynı durum bekliyor. Zafer bekliyor, zafer. Yaşasın büyük Türk ordusu. Yaşasın büyük Azerbaycan ordusu. Yaşasın büyük Türk dünyası. Hepinize selam olsun. Görüşmek üzere.